Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz ve serimizin adı Mikro Orjinal. Evet, Mikro Orjinal, kitaptan bir bahsedeyim size. Kitap bayağı ağır bir kitap, 416 sayfa. Bakıyorum, evet 416 sayfalık bir kitap. Kitabın içerisinde ÖSYM soruları da mevcut ama onları ben çözemeyeceğim. teliften dolayı o kısımları ben size kapatıp o soruları da atlayacağım kitapta. Ee, kitap nasıl bir kitap? %50 kolay, %50 orta halle bir kitap. Yani sıfırdan başlayan öğrenciler için uygun bir kitap. Uygun kitaplar arasında diyebiliriz daha doğrusu. E, temel sorular mevcut. Yeni nesil sorular, yeni nesil kolay sorularda ve orta sorularda mevcut. Yani yeni neslin yani kolay kitabı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu kitabı niye çözmeye başlıyorum? Ben bu kitabı biliyorsunuz sıfır geometri konu anlatımım var. Yani kolay bir geometri konu anlatımım var. 2023 tayfada böyleydi. E, 2024'te belki farklı bir yayında yine KR'nin içerisinde tabii ki. F10 yayınlarının adı altında çıkabilir. Ee, o da sıfır geometri olur ya da adı değişebilir, kolay geometri olabilir bilemiyorum şu anda. Adı netleştiği zaman da bu videonun başına bir giriş videosu olarak koyarım. Orada da zaten giriş videosunda hem bu kitabı yine tanıtırım hem de e, oradaki sıfır geometriyi de tanıtırım. Yani onu destekleyen bir kitap. Mesela benim konu anlatımı kitabımda ne yaptım? 3 tane birden kitap çözdüm. Yani... Yani bir iş yaptığım zaman tam yapmayı çok seviyorum. O yüzden Kolay'ı da anlattıysam Kolay'ın da soru bankasını çözme zorunluluğu hissediyorum. Evet bir sürü çözüm var. Birkaç farklı çözüm var. Ama benim tarzımdan da dinlemenizi istiyorum. Kitapta şu, yanlış şöyle bir şey var. 416 sayfa yap. Çoğu test bir sayfadan oluşuyor. Yani bu çok video demek. Ama süreleri az demek. Tabi burada çok konuşuyoruz. Bu videonun süresi biraz benden dolayı artıyor ama. Bundan sonraki videolarda öyle çok konuşmayacağım. İlk video olduğu için böyle konuşuyorum. Ee, bazı testler ikişer test ikişer sayfadan oluşuyor. Yani şöyle baktığımız zaman bir oran, orantı kuracak olursak 250 ya da 300 video sürecek gibi duruyor arkadaşlar bu. Ee, ama video sayıların çokluğu da sizin gözünüzü korkutmasın. Ee, kitap çözümü gerçekten çok tatlı. Güzel sorular var. Hoş sorular var. Ve geometri ilk başlayanları güzel bir şekilde geliştireceğini inandığım kitaplar arasında olduğu için bu kitabın çözümlerini yapıyorum arkadaşlar. Evet gençler hadi bakalım. Çok fazla lafı uzatmayalım. Ne yapıyoruz? Doğru açının açı çeşitleriyle çözümlere başlayacağız. Evet, kitap çözümlerine. Yani Mikro Original'in kitap çözümüne bu video ile birlikte başlıyoruz. Hadi bakalım, çözümlere başlayalım. Doğru açının açı çeşitleriyle ilgili sorular var ilk etapta. Onları çözelim bakalım. Ne diyor? Sayfa 7'deyiz bu arada. Evet, örnek 1 ile başlıyoruz. Örnek 1 ne demiş? Bir tam açı ile. Tam açı neydi arkadaşlar? Tam açı tam açı. Yani 360 derece. Doğru açı neydi? E doğru açı şuradaki açı bu da 180 dereceydi. Tam açı ile doğru açının ölçüleri toplamı kaç dik açı yapar? Yani sen 360 ile 180'i toplayacaksın. Kaç tane dik açı? 90'dan kaç tane var diye bakacaksın buna. Bu ikisini topladığımız zaman kaç yapıyor? Hocam 540 yapıyor. 540 eşittir 90 çarpı x olduğundan 540'ı 90'a böldüğümüz zaman sıfırlar sadeleşiyor. 54 bölü 9 yapıyor. X'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Örnek 1 6 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de ne demiş? BOC ve şurada kaçı verilmiş? AOB ve COD açıları dik açıymış. Evet burada kaçı ve burada kaçı 90 dereceymiş. E hocam şunun tamamı tam açı olduğundan 360 derece. Toplayalım o zaman. 2 tane 90 var. Bir de 2x-5 var. Bir de 3x-10 var. Bunların hepsinin toplamı kaç olacak? 360 olacak. E buradan ne geliyor? Şu 90-90-180. 360'dan 180 çıkartınca 180 kaldı. Sonra 5-10'da. Artı 5 yapıyor. Öbür tarafa eksi 5 diye geçer. Yani 175 yaptı. Burası da 5x yaptı. 5x 175 ise x de ne yapar? 5'e böl. 5'e bölme kuralı. Hocam sonu 0 ise 0 at 2 ile çarp. Sonu 5 beş ise 5'e at 2 ile çarp. Bir de bir ekle. Yani 17'i 2 ile çarptım. Bir de bir ekledim. Kaç yaptı? 35 yaptı. Dolayısıyla x 35 çıktı. Örnek 2'de. Geldik örnek 3'e verilenlere göre şimdi burada diklik falan da verilmiş. Şurada kaçı 90 derece kardeşim. E bu 90 derece açı ortaylık verilmiş. Açıların eşit olduğunu söylüyor bize. Buradaki açılar da birbirine eşit. E şuraya bakacak olursak burada kaçı 90 derece. Yani 2A artı 2B artı 20 eşittir 90 ise 2A artı 2B kaç yapar? 70 yapar. A artı B'yi de kaç buluruz? 35 buluruz. Yalnız bizden A artı B istenmiyor. Ne isteniyor? Bizden şuradaki B, açısı isteniyor. Yani şuradaki açı isteniyor kardeşim. Şuradaki açı oradaki açı da nedir? A artı B artı 20 derece isteniyor. A artı B kaç? 35 35 artı 20'den cevabı kaç buluruz? 55 buluruz. Yani örnek 3 55 oldu. Geldik örnek 4'e. X tam sayı olmak üzere 3x artı 15 dar açı 5x artı 30 geniş açı. Dar açı neydi arkadaşım? 3x artı 15 dar açıymış. Bu 90'dan küçük ama 90 ile 0 arasında olacak. Geniş açı ne demek? 90'dan büyük hocam. Yani 5x artı 30 90 ile 360 derece arasında mı? Hayır. Dikkat et. 90 ile 180 derece arasında olan açılara biz geniş açı diyoruz. E burada x'i yalnız bırakacağız. x'in tanım aralığını bulacağız. 15 çıkarsak buradan x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum ya. 15 çıkarttığımız zaman 0 eksi 15'ten eksi 15 burası. Burada 3x kaldı. Burada da 75 kaldı. 3'e bölsek x yalnız kalıyor. Eksi 5 küçüktür x o da küçüktür 25 yaptı. Şuraya geldik. 30 çıkarsan Burası kaç yaptı? 60 küçüktür 5x. O da küçüktür 30 çıkarsak 150. Sonra 5'e böleceğiz burada. 5'e bölme kuralı 0 at 2 ile çarp. 12 küçüktür x o da küçüktür. 0 at 2 ile çarp 30. Evet elimde şunlar oluştu. Şu ve şu var. E, burada arkadaşlar şuna bakacağız. Şimdi şuna dikkat et. Eksi 5'ten büyük. Hani x'in asıl aralığını bulmaya çalışıyorum. Şu ikisinden bulacağım ben şimdi. Hocam eksi 5'ten büyük 12'den büyük. Her ikisini de sağlayan sayı doğrusunda düşün. Bir eksi 5'ten küçük bir de 12'den 12'den büyük. Hocam bir buradaki değer, bir de buradaki değer. Her ikisini de sağlayan nedir? 12. Yani küçüklerde büyüğü seçmek bize aralığı daraltır, tam sonucu verir. 12 büyüklerde de küçüğü seçmek, yani 25'i seçmek olayı bitirir. Çünkü niye? Burası 30, burası 25. Her ikisini de sağlayan hocam 30'dan küçük, 25'ten küçük. Her ikisini de sağlayan 25, değil mi? Evet, burası da 25 olacak. 12 ile 25 arasında tek tek sayacağız mı? 13, 14, 15 bilmem ne diye gideceğiz mi? Hayır. Her ikisi de küçük olduğunda büyükten küçüğü çıkart bir de 1 çıkart bize kaç tane olduğunu söyler. Bu da kaç yapıyor? 25 eksi 13'ten cevap 12 yapacaktır. Evet örnek 4 böylelikle ne çıktı? 12 çıktı. Geldik örnek 5'e. A ve F doğrusal demiş. Yani doğrusal olması ne anlama geliyor? Şunun 180 derece olması anlamına geliyor. Açı ortaylar verilmiş. Açılara A, A, B, B diyelim. Buradan 2A artı 2B artı 30 kaç derece oluyor? 180 derece oluyor. 2A artı 2B'yi böylelikle 150 derece olarak buluruz. Ve A artı de buradan 75 çıkar her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde. Ve benden ne isteniyor? BOE açısı isteniyor. BOE açısına bakacak olursak hocam şurada kaçı? Yani A artı B artı 30 isteniyor benden. A artı B'yi 75 bulmuştuk. Dolayısıyla cevap 105 çıkar kardeşim. Örnek 5 105 oldu. Geldik örnek 6'ya. Yani Son soruya. Ne diyor bakalım soru. Şimdi 40 derece ve 70 derece verilmiş. Buna göre demiş AOB ile BOC açılarının açı ortayları. Bak dikkat et iyi oku. AOB, AOB'nin açı ortayı kaç? 40'ı bölecek. 40'ın açı ortayı olacak. 20-20 böler. Bir de BOC'nin demiş. Bazen AOC diyor. Yani 110'un açı ortayını yapacağız. Ama burada işimiz kolaymış. Buradaki BOC'yi böleceğiz. Yani 70'i böleceğiz. 35-35 yapacaktır buraları. Bizden bu açı ortaylar arasındaki açı isteniyor. Yani kaç derece yapıyor? 55 derece yapıyor arkadaşlar. 20 ile 35'in toplamından dolayı cevabı ne bulduk? Böylelikle 55 bulduk. Yani cevap örnek altta 55 çıktı. Ve böylelikle ilk kısmı bitirmiş bulunuyoruz. İkinci kısımda ne var? Kazanın testi var. Açı çeşitlerinin kazanın testi var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testinde, açı çeşitlerinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.